Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sistemini anlamak için çok önemli bir noktaya geldik. Direkt olarak Yunan Bağımsızlık Savaşı'nı da etkileyecek, Epenastasi'yi de etkileyecek. İtopiki hafta vi kişi, yani yerel yönetimin önemi. Daha önceki derslerde dedim, bazen tekrar yaptığımı düşünmeyin. Bir şeyleri sık 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 diyorum ki her şey arasında bağlantı sağlayabilelim diye. Osmanlı Devleti bir imparatorluk, merkez yönetimi yok mu? Var. Ama şimdi bu haritadan açıp baksak Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları nereye kadar uzanmış? Çok büyük bir noktaya uzandığını hep birlikte göreceğiz. Bu ne demek? Merkez her yerin sorunlarına ulaşamaz. Üstüne üstlük merkezdeki Müslüman yapı bütün bu milletlerin piramidi düşünün. İşte Müslümanlar, Ortodokslar, Ermeniler, Yahudiler merkezdeki Müslüman yapı bütün bu milletlerin e, dinamiğini de bilemez, sosyal yapısını bilemez, örf adetlerini bilemez, dini ritüellerini bilemez ve bunların ortaya çıkaracağı zincirleme sorunları da bilemez. Bu nedenle Osmanlı Devleti yerel yönetim unsurlarının oluşmasına ve insanların bir yerde sorunlarını kendi kendine çözmesine ve bu kendi kendine sorun çözme mantığında oluşturulacak e, teşkilatların özgürlüğüne önem veriyor. Her milletin e, en baş bir yönetim kitlesi de var. Ne mesela Ortodokslar için Patrikhane evet. Ama Patrikhane bile İstanbul'da bulunan bir Patrikhane mesela Mora'daki, Nafplio'daki, Atina'daki bir sorunu e, ne kadar çözebilir? Yani buradan bir şey alabiliyorsak şunu almamız lazım. Osmanlı'nın içinde bulunan milletler özgürler. Kendi iç işlerinde tabii ki de belli başlı kurallar var. Neticede Osmanlı Devleti'nin üyeleri hepsi her zaman dediğim gibi Ekstra vergi ödüyorlar cizye gayrimüslimler ama e, Osmanlıları onlara dayattığı böyle bir e, dini bazda bir şey yok sadece dini değil sosyal alanda da özellikleri var diyebiliriz bu gayrimüslim yapıların. Ortodoksların başı patrikhane ama dediğimiz gibi patrikhane de her yere ulaşamaz. Öte yandan biliyorsunuz bu vergilerin toplanması lazım. Vergileri anlattığım derste ne dedim? Bu vergiler her hanenin kapısı çalıp toplanılmıyor arkadaşlar. Amerika yani grup 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 toplanıyor. Mesela paşanın biri geliyor defter der hesaplamış. Naplio'ya yakın işte şu köyden bu kadar e, vergi alınacak diye. E, gidip paşa kendi at üstünde her kapıyı çalmıyor Naplio'daki. Onun için Naplio'da bir yerel yönetim mekanizması oluşması lazım. Naplio'da bu vergileri toplayabilecek. Naplio halkını anlayabilecek. Yerel yönetim unsurları oluşması lazım. Bu muhtarlık gibi düşünün. Yine öte yandan mesela neyden bahsettim size? Aynı mantık Müslümanlarda da var. Nedir? Müslümanlık e, felsefesine göre bir Müslümanın zengin bir Müslümanın yaşadığı doğduğu komüniti geliştirmesi önemlidir. Köprü, yol, okul, hastane. Bunları gidip de mesela Osmanlı'daki bir e, merkez yönetim işte hesaplamalar yapıp gidip Antakya'da ki bir Müslüman köyü köprü yapmıyor. Yani Osmanlı aslında yerel yönetime çok önem veriyor. Aynı mantık Ortodokslar için de geçerli. Onun için yerel yönetim mekanizmaları oluşuyor. Milletlerin kendi içinde yaşadıkları sorunları çözmek için, bir köyü yönetebilmek için, köyün sorunlarına çözüm bulabilmek için ya da şehir bazında da bu tür unsurlar gerçekten çok 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 önemli. İlginç bir nokta Adalardaki yerel yönetim sistemini geliştirmek çok daha kolay. Mesela Orta Yunanistan'a göre. Bunun bir nedeni adalardaki nüfusun çok olmaması, insanların birbirini yönetmesi, organize olması çok daha kolay. Bir nedeni de bunun Latin etkisi. Biliyorsunuz adaların hepsi Osmanlı kontrolünde değil. Kimi kimin elinde, kimi ada Venediklerin elinde, kimi ada Cenevizlilerin elinde, kimi ada 12 Rodos şövalyelerin elinde. ve biliyoruz ki Latin kültüründe e, yönetim, hiyerarşi, bürokrasi çok çok önemli. Onun için bu Ege adalarındaki yerel yönetim bu e, Latin kültürün etkisiyle çok daha oturaklı, çok daha oturmuş durumda. Yerel yönetim dağlarda çok güçlü değil. E, hani böyle bir her şeyi organize edebilecek dağlarda e, bir yerel yönetim unsuru, bir muhtarlık unsuru yok. Bunun için zaten Osmanlı ne bulmuştu dağlarda? armatolos, kleft armatolos demiştik. Armatolos sistemini geliştiriyor. Yerel yönetim genelde şehirlerde güçlü. Sidehniya kültürünün olduğu yerlerde güçlü. Ve de Latin kültüründen kalan bir miras geri Ege adalarında güçlü. Ve de nerede güçlü? En çok bu yerel yönetim dediğimizde aklımıza ilk gelmesi gereken yer Peloponnesos. Mora Yarımadası. Peloponnesos, yani Mora Yarımadası Atina, Nafplio, Peloponisos. Yani Yunanistan'ın en güneyi, Sparta'dan olduğu anakara. Ee, size tavsiyem Yunan coğrafyasında çalışmanız. Gerçekten her şey çok körfezli, iç içe girmiş durumda. Ee, bazı şeyleri anlamak için önemli. Peloponisos e, her zaman Osmanlı elinde değil. Kim zaman Venedik'in elinde, kimi zaman Osmanlı'nın elinde. E, çok stabil olmayan bir bölge. İşte biliyoruz 1685'te Venedikler tekrar el almaya çalışıyor Peloponisos'u, Moray'ı. Ama tekrar Osmanlı eline geçiyor 1700'lü yıllarda 1715'te. Neden önemli bu arada da Peloponnesos? Hemen neden sonuç mekanizması gelsin? Venedikliler için en önemli nokta. Neden? Çünkü kendi ticaret yollarının üstünde. Tabiri caizse Venedikliler Adriyatik denizinde ticaret hakimiyetleri tap olsun diye. Zaten tap da tap olmaya devam etsin diye. Ve de ticaret yolları, gemiler oraya yönlensin diye oralarda korsan hareketleri olmasın diye, oralarda ticari otoritesi sönmesin diye tabi caizse düşünebileceğiniz her şeyi yapmış durumdalar. Tabii ki de bu açıdan da hem Yunanistan'ın en Venedik'e yakın adaları, işte bu diyoruz ya İtalyan etkisinde kalmış adalar, Kefalonya falan filan, hem de Peloponisos güneyi, çünkü neticede orası da denize açılan bir nokta, hem de Peloponisos yani Yunanistan'ın güneyi, Venedikler için büyük öneme sahip. Venedikler orada bayağıdır var. Yine neden sonuç ilişkisi kurduruyorum size. Neydi mesela kimi çağırmışlardı 14. yüzyılda? Arnavutları kendi kalelerini koruyacak o savaşçı gücü yaratabilmek için Bizans döneminde Arnavutları çağırmışlardı. Ve Arnavutlar Venediklerin bu davetiyle birlikte kale surlarını korumaya gelmişlerdi ve de Yunanlarla karışmışlardı yıllar içinde. Ve Arvinitis olan bu Ortodoks Yunan Arnavut karışık yapıda ortaya çıkmıştı. Konumuz Peloponnesos yönetimi. Bu Peloponnesos yönetimi göreceksiniz gerçekten ilginç bir yapıya sahip. Her zaman Osmanlı'nın, tabii ki de Osmanlı tarafından yönetiliyor ama her zaman yerel yönetimin çok daha ağır bastığı bir nokta. Buradaki Mora Yarımadası'ndaki yönetimin asıl unsuru Koca Basides denen zengin ortodoks aileler, koca başlar, koca basides deniyor Yunanca'da. Yani bir karar alınacak ya da Peloponisos, Mora'da bir şey olacak. Genellikle bu yerel yönetimin kararları doğrultusunda oluyor. Ve gerçekten Osmanlı'nın evet merkez yönetimi var burada da. Ama göreceğiz birazdan hep Peloponisos yönetimiyle iç içe. Belki bir Selanik'i kontrol etmek kadar kolay değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü burada Kökenleri Bizans'a kadar dayanabilecek bu arada. Ee, zengin aileler var. İşte kim bu aileler? İsimleri önemsiz değil. Çok önemli. Bağımsızlık Savaşı'nda da konuşacağız. İşte Sisini, Benaki. Bugün hala mesela Yunanistan'da Benaki ailesinin e, var. Müzesi mi var? Bir şeyleri var. Kurumları var. Bu aileler önemli. Londu, Zaymu, Notara, Sisini. Bunlar hep Peloponnesos'un önemli Ortodoks aileleri. Kimisinin kökü Bizans'a dayanıyor, kimisinin kökü dayanmıyor. Bir şekilde paralanmışlar. Ama bunlar e, Peloponişos'ta olan yönetim için, iç işlerindeki yönetim için çok önemliler. Peloponisos'ta yaşayan halkın da çoğu Ortodoks. Yanılmıyorsam Müslümanlar zaten genelde Orta Yunanistan'a doğrular. Ve Kuzey Yunanistan'a doğru. Mesela Larissa çok fazla Müslüman var. Biliyoruz kuzeyinde çok fazla. işte Dedaç, Gümülcine, Selanik'te de var. Ama Peloponisos e, coğrafi açıdan da genelde Ortodoksların çok fazla yoğunlukta olduğu bir yer. E, ve de bu Ortodoksları yönetmek için yerel yönetimin başlıca unsuru Peloponisos yönetimi. Burada bilmemiz gereken nokta e, tabii ki de işin içine para olduğunda bütün bir Peloponisos bölgesini yönetmek olduğunda her ailenin aynı düşünmesini bekleyemezsiniz. Bu aileler arasında tabii ki de çeşitli anlaşmazlıklar var, çeşitli işte sinerjiler de var. Yeri geldiğinde bir arada politikalar uyguluyorlar, yeri geldiğinde zıt düşüyorlar. Yani e, her aile birbiriyle dost değil. Bu aileler arasında da rekabet var. Bu rekabetin en büyük unsuru Peloponnesos meclisindeki otoriteyi sağlayabilmek. Evet, şimdi bu dersin en önemli noktasına geldik. O da Peloponnesos'un meclisi. Bu Peloponnesos yerel yönetiminin meclisi, Moran'ın meclisinin, Diğer bahsetmiş olduğum hani köprüdü, okuldu, yoldu yapan o küçük yerel muhtarlıklardan daha farklı. Biz her şeyden önce bu koca basides dediğimiz bu ailelerin yönetiminde yani hem politik hem gelenekten gelen tarihi bir önemi var hem de paraları var. Bu yerel yönetimin işleyişi farklı ve bu aileler arasındaki anlaşmazlıklar, kavgalar genellikle bu meclis üstündeki otoriteyi alabilmek açısından önemli. Ayrıca en büyük önemi ve en önemli noktası bu Peloponnesos Meclisi'nin bir yerde sadece yerel yönetimde kalmıyor oluşum. Bu Peloponnesos Meclisi'nin ilginç bir noktası var. O da merkezde olan yakınlığı. Yani bir yerde yerel yönetim unsuru olarak kalmak dışında e, merkezde de yakın bir ilişkisi oluyor. Bu gerçekten ilginç bir durum. Nasıl oluyor? Şehirlerden temsilciler seçiliyor. Ve bu temsilciler genelde zaten bu önemli ailelerin e, üyeleri. İki tanesi... Peloponnesos'un merkez şehri olan Tripolide kalıyor. Birkaç kişi seçildi. Bu seçilen insanlar içinde iki kişi Tripolide kalıyor ki işte Peloponnesos'ta olabilecek olan, morada olabilecek olayları daha yakından kontrol etsin falan filan diye. İki kişi burada kalıyor. Bir kişi Osmanlı paşasının yanında kalıyor. Yani Peloponnesos'u yönetmekle görevlendirilmiş Müslüman paşanın yanında kalıyor. Bir kişi de bu Peloponnesos meclisinden İstanbul'a gidiyor. Sultanın yanına, padişahın yanına, yani öyle bir sistem var ki Peloponnesos'u yönetebilmek için, evet Müslüman paşa var orada. Ama Peloponnesos meclisinden, bu Ortodoks meclisten bir kişi e, paşayla kalıyor. İkisi zaten Tripoli'de Tripoli, e, Peloponnesos'u Tripoli üstünden kendi Ortodoks camiası üstünden yönetmek için bir kişi de e, sultanın padişahın yanında Peloponnesos yerel yönetimin. E, temsilcisi olarak. İlginç bir durum. Özellikle padişahın yanında olabilme hakkıyla birlikte e, kimi zaman vergileri arttırıp vergileri indirme açısından Peloponisos'da olabilecek şeyleri önceden duyma açısından e, ticari hareketlerini ona göre yapma e, kabiliyeti kazanma açısından gerçekten e, bu Peloponisos ailelerine verilen büyük bir Şans büyük bir yerel yönetim organizasyonu. Tabii ki de hangi aile bu Peloponnesos Meclisi'nin, bu Mora Meclisi'nin yönetiminde etkinse o ailenin hem padişahla olan ilişkisinin hem de yerel dünyada ne olacağını daha iyi kestirebilme açısından çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Yunan bağımsızlık hareketini Epanastasi'yi Yunanistan'ın her bölgesi desteklemiyordu. Yunanistan'ın her toprağı karış karış evet biz bağımsız olalım biz Osmanlı'dan kopalım demiyordu. Bunları detaylı göreceğiz. Ama bir gerçek var ki bu Yunan bağımsızlık hareketinin ruhu Mora'da Peloponisos'ta her zaman çok daha güçlüydü. Hatırlıyorsanız daha Epanastes öncesi Rusya hakkında konuşurken Orlov kardeşler bu Yunan isyanını nerede çıkarmıştı? Ee, Yunanları kışkırtarak Morada çıkarmıştı. Bu Peloponisos bölgesine çıkarmıştı. Yunan Bağımsız Hareketi'ne doğrudan destek verecek olan bir yer varsa e, bu Peloponisos. Burada bağımsızlık, epanastesi ruhu her zaman çok canlı. Bunun nedenini düşünebiliriz. Kendimize sorabiliriz. İleride de soracağız. Neticede bunlar Osmanlı İmparatorluğu içinde ayrıcalıklı zümreler. Neticede bir yerel meclisleri var. Peloponisos Meclisi. Ama nedense belki de o Ortodoks ruhu adı altındaki Yunan kimliğinin çok çok canlı olduğu yerler. Ne dedim? E, bu ailelerin bir şekilde Bizans'la da ilgisi var. Bizans çöktükten sonra geriye kalan belki o miras, o Yunan kimliği, o biz gerçek Ortodoksların devamıyız mentalitesi. Bunların hepsi olabilir. Gerçekten Yunan bağımsızlık savaşında bu epanastesi de e, doğrudan... Destekleyen bölgelerin başında geliyor Peloponnesos. Her bölge desteklemiyordu. Her bölge ayrı bir Yunanistan'a inanmıyordu. Her bölge Osmanlılardan koparak yeni bir yönetim oluşturulması mantığında değildi. Çiftçilerin çoğu e, böylesine bir mantıktan çoğu zaman kopuktu. Bunlar hep konuşacağımız konular. Bu dersi bitirmeden Peloponnesos'tan hop sizi Samos'a atmak istiyorum. Samos da ilginç. Samos'u da e, bir tık belki konuşuruz. Türkiye yakın bir ada, Samos adası. Yerel yönetimin önemini desteklemek için, yerel yönetimin önemini size anlatmak için vurguluyorum. Özellikle adalar, örf, gelenek, adet ve yapıları çok farklı yerler. Dediğimiz gibi bunlar küçük komüniteler. Evet, denizle başka yerlere bağlılar, ama neticede denizle başka yerlerden soyutlanmış da durumdalar. Mesela Samos adasında da Yunan bağımsızlık savaşına her ne kadar ...şu an Türkiye'ye çok yakın olsa da... E, ...yani Osmanlı'nın etkin olduğu... ...çok etkin olduğu alanlara bir tık yakın da olsa... ...Samos da... ...Yunan bağımsızlık satışı için çok şey yapıyor. Ve Epanastasi'ye doğrudan destek veriyorlar. Ve de mesela... ...adalarında Müslüman istemiyorlar. Sultanla, padişahla... E, ...özel bir anlaşmaları var. Biz adamızda Müslüman istemiyoruz diye... ...Samosluların e, böyle bir... E, Yerel yönetim kararı ve bu yerel yönetim bazında bununla padişahla anlaşmaları var. Samoslular biz adamızda Müslümanların, adamıza Müslümanların ayak basmasını istemiyoruz diyorlar. Öte yandan vergilerimizi de az ödemek istiyoruz diyorlar. Yani yerel yönetim yeri geldiğinde gerçekten önemli kararların, önemli stratejilerin, önemli kararların, önemli yönetim politikalarının belirlenmesini de sağlayabiliyor. Yani Samosların... Müslümanları çok sevdiği söylenemez. Bu bana çok garip gelmişti Müslümanların ayak basması yasak. Neden böyle bir kararları var bilmiyorum ama neticede samosun önde gelen yöneticileri böyle bir karar yapmış. Evet Osmanlı İmparatorluğu da merkez çok kuvvetli. Evet padişahın gücü sınırsız. Ama bu demek değildir ki merkez yönetim bütün bu işgal edilen yerlere ulaşabiliyor. Bu demek değildir ki şeriatla yönetilen, müslümanlıkla yönetilen bir Osmanlı İmparatorluğu sahibi olduğu bütün milletlerin yapılarını, göreneklerini, geleneklerini %100 iyi hissettirecek diyelim kararlar alabiliyor. Onun için çok mantıklı bir özellik politikasına gidiyor. Ve bu politika bazında çoğu milletler ve çoğu topluluklar yerel yönetimle de gündelik hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Peloponnesos meclisini unutmayın. Bunun işleyişini unutmayın. Yunan bağımsızlık savaşında sık sık karşımıza çıkacak olan bir kitle, bir topluluk.